Merhaba arkadaşlar. Bugün size patlıcan konservesini anlatacağım. 4 kiloluk patlıcanımızla başlıyoruz. 2 kiloluk da biberimizle başlayacağız. 1 kilosu tatlı biber, 1 kilosu acı biber. Ama 1 kilo biberin, acı biberin olanın yarım kilosunu kullanacağız. 2 kiloluk da domatesimizle başlayacağız. İnce ince aynı şekilde bu küp küp doğrama işlemi yapacağız. Bu doğrama işleminden sonra kavanozlarımıza bunları çiğ koyacağız. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi patlıcanlarımızın acısını alması için tuzlu su yapmıştık. Tuzlu suyumuz biraz karardı. Şimdi bunları süzdüreceğiz. Domatesimizi döküyoruz. Ve biberimizi döküyoruz. Bunları hafiften karıştıracağız, tuzlayacağız ve sonra kapaklayacağız. Kavanozumuza koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize diğer kap küçük geldiği için buraya boşalttık. 7-8 dilim de sarımsak koyduk. Şimdi malzemelerimizi harmanlıyoruz. Kavanozlarımızı yerleştireceğiz. Sonra kavanozlarımızı yerleştirdikten sonra kapaklama işlemini de göstereceğim. Ve ondan sonra bu büyük tencerede kavanozlarımızı kaynatacağız. Kavanozlama işlemine geçtik. Malzemelerimizi koyarken biraz bastırmamız gerekiyor çünkü kaynama işleminden sonra aşağıya çökebilirler. Bu şekilde kavanozladıktan sonra bunların kapaklarını kapatacağız. Sonra bunları kapaklı bir şekilde şöyle düz koyup kapaklarıyla beraber kapattıktan sonra kaynatacağız. Kavanozlarımıza yerleştirdik. Kalan suyunu içlerine koyacağız. Patlıcan çok su tuttuğu için suyu az olabilirse azıcık kavanozlarınıza su ilave edebilirsiniz. Bu şekilde suyu eşit parçalara bölelim. Eğer su takviyesi yapılırsa kavanozların dışından da görebiliriz. Sonra bunları kapaklayacağız. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızı kapaklıyoruz. Evet, kavanozlarımızı tenceremize koyduk. Ağzına kadar suyla doldurduk. Sonra diğer küçük olan şeyi de şimdi gösteriyorum. Döküyoruz. Ağzına gelecek şekilde olacak. Sonra tenceremizin kapağını kapatacağız. Evet, gördüğümüz gibi 10-15 dakikada büyük tenceremizi kaynattık. Şimdi ağzını kapatacağız ve bir gün bu şekilde bekletebiliriz. Beklettikten sonra kavanozlarımı aldığımızda kapaklarımızı gene aynı şekilde dediğimiz gibi kontrol ediyoruz. İçine geçtiği zaman zaten kavanozlarımız olmuştur. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.